Biliyorum, biliyorum, bunu söylemenize hiç gerek yok. İnsanlarla kavga etmemem gerektiğini biliyorum. Fakat, keşke diğer adamın halini de görebilseydiniz. Hayır, tabii ki yumruk yemedim. Bu zehirli sarmaşık rahatsızlığı. Yılda 4 kez oluyor. Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda, ne güzel. Bu yıl zehirli sarmaşık geçirmedim diye düşündüm. Sonra bununla uyandım. Gerçekten kötü. Çünkü video çekmem gerekiyordu. Her gün video çekiyorum. Sonra bir karar verdim ve dedim ki, yine de bu videoyu çekmeliyim. Uzun yıllar boyunca prednizon ilaçlarını kullanmanın bendeki etkileri ve ayrıca kortizolün stresle bağlantılı etkilerinden bahsedeceğiz. Kronik strese maruz kalmanın, prednizonun yan etkilerine benzer olumsuzluklara neden olması mümkün müdür? Bu konudan bahsedeceğiz. Bu korkunç görünüyor. Belki de konuşurken başka yöne dönmeliyim. Hayır, böyle de olmuyor. Buna bakamıyorum bile. Bunları takayım. Bunu görmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Böyle daha iyi oldu. Evet, prednizon ve kortizol hakkında konuşalım. Size başımdan geçen kısa bir hikaye anlatayım. 20'li yaşlarımdayken bahçe işleriyle uğraşıyordum ve bir şekilde orada bir zehirli sarmaşık bitkisi vardı. Buna temas ettim. Vücudum çok kötü bir reaksiyon verdi. Doktora gittim, prednizon aldım ve geçti. Ertesi yıl aynı şey oldu. Sonunda ilaç cildimdeki zehirli sarmaşık sorununu gideremeyecek hale geldi. Bu süreç yaklaşık 10 yıl boyunca devam etti. Artık prednizon kullanamıyorum. Prednizonun vücudumda birçok problem yarattığını biliyorum ve bundan bahsedeceğim. Aslında biraz korkutucu. Eğer ciddi bir iltihaplı cilt reaksiyonunuz veya başka reaksiyonlarınız varsa ve yardımcı olacak bir şeye ihtiyacınız varsa ve prednizon işe yaramıyorsa ne yaparsınız? Ne yazık ki bu zehirli sarmaşık meselesini hala çözemedim. Zehirli sarmaşığa dokunmadığım halde sorunu yaşamaya devam ediyorum. Yakınına bile gelsem, birkaç metre öteden bile birden reaksiyon göstermeye başlıyorum. Bu sinir sistemimle alakalı olmalı. Çünkü zehirli sarmaşık etkilerine benzer kaşıntı desenleri belirli yerlerde, nadiren yüzümde ortaya çıkıyor. Bu sefer gözümde çıktı. Bu gerçekten çok kötü. Çünkü bunun geçmesi için 2 hafta beklemem gerekiyor. Peki insanlar neden prednizon kullanırlar? Genellikle iltihapları önlemek veya bağışıklık sistemini baskılamak için kullanırlar. Otoimmün rahatsızlıklar, artrit, yaralanmalar ve hatta organ nakli olan kişilerde bağışıklık sistemi nakledilen yeni organa saldırmasın diye bağışıklık baskılayıcı etkileri nedeniyle verilmektedir. Prednizon ile ilgili problem ciddi yan etkileri olmasıdır. Yüksek dozlarda, örneğin 80 mg alırsanız, ayda da yüzü olarak bilinen bir rahatsızlık gelişebilir. Bence birçok insan yüksek kortizol seviyeleri nedeniyle prednizon kullanmadıkları halde bunun belirti göstermeyen bir versiyonuna sahiptirler. Bu kişilerde yüz yuvarlak bir şekil alarak ayda da yüzü gibi bir rahatsızlık oluşmaya başlar. Aslında çok fazla karbonhidrat tükettiğim zamanlarda benim yüzümde böyle bir şekil almıştı. Cushing sendromu ile yüksek kortizol seviyeleri ve ayrıca tip 2 diyabet, metabolik sendrom, polikistik over sendrom gibi durumlar arasında büyük bir ilişki vardır. Bu konuda bilinmeyen birçok şey var. Öncelikle prednizonun kortizolün sentetik bir versiyonu olduğunu bilmenizi isterim. Kortizol, adrenal bezlerdeki bir hormondur. Aslında bağışıklık sistemine yardımcı olur. Stresli durumlar için vücudu hazırlar. Bunu daha iyi anlamak için size bu medikal kitabından bahsedeceğim. Bu görselde Cushing sendromu adı verilen rahatsızlığı gösteriyor. Bu durumda hastada yüksek seviyede kortizol vardır. Yağ yüzlerine, karınlarına ve omuzlarının üstüne bir nevi kambur gibi yağdan bir yastık gibi dağılır. Vücut belirli yerlerden proteinler alarak bunları şekere dönüştürür ve yağa çevirir. Uyluk ya da kalçadan alır. Dolayısıyla kalça küçülür. Bacaklarınız güçsüzleşirken her şey karın bölgenize gider. Birçok probleme neden olur. Çünkü gül hastalığı, örümcek damarlar, osteoporoz olursunuz. Potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri kaybedersiniz. Ayrıca D vitaminini de tüketir ya da etkisiz hale getirir. Yani ilginç bir şekilde D vitamininin olumlu etkilerinden yararlanamazsınız. Alerjiler, astım, bağışıklık baskılanması yaşar. Yani virüslere karşı daha hassas hale gelirsiniz. Mide yanması ayrıca diyabet oluşabilir. Çünkü bu durumda vücut kendi proteinlerini ciddi miktarda şekere dönüştürür. Bu diyabete yol açabilir. Bunlar Cushing sendromunun etkileridir. Fakat insanların bunu
bunun belirti göstermeyen bir türünü yaşadığını düşünüyorum. Çünkü bu rahatsızlıklar birden bir gecede ortaya çıkmaz. Uzun bir süre boyunca yüksek kortizol seviyelerine maruz kalmanın sonucunda kademeli ve yavaş bir şekilde gerçekleşirler. Dolayısıyla sadece stres nedeniyle bile bu semptomlardan bazılarına maruz kalabilirsiniz. Cushing sendromunun nedenlerine bakarsanız, genetikten, adrenal bezde veya hipofiz bezinde bir tümör olmasından bahsedilmektedir. Bu arada eğer hipofiz bezinizde bir tümör varsa, aynı zamanda hiperpigmentasyonunuz da olur. Cildiniz daha koyu olur. Cushing sendromu hayvanlarda da görülebilmektedir. Onlarda da tümörler gelişebilir ve bu problemleri yaratabilir. Fakat bilmeniz gereken prednizon ilacının Cushing sendromuna ve diğer tüm bu rahatsızlıklara neden olabildiğidir. Yani prednizon birçok sorunu beraberinde getirir. Yüksek kan şekeri, diyabet, kalp problemleri, aritmi, çarpıntı, felç, hatta psikoz gibi problemlere yakalanma olasılığınız 10 kat daha fazla artar. Çeşitli zihinsel yan etkilere maruz kalabilirsiniz. Düşük dozlarda kullanıldığında genellikle oldukça sinirli olursunuz. Fakat daha yüksek dozlarda depresyon, şeker ile tuz isteği ve ödem durumları yaşayabilirsiniz. Bu aslında biraz anlaşılabilir bir durumdur. Bilmelisiniz ki eğer bu adrenal hormonlarını uyarıyorsanız, kortizol ile birlikte adrenalinin diğer vücuttaki sıvı dengenizi kontrol eden hormonları da etkilenir. Kortizol bir glukokortikoiddir. Temelde kortizol glukozu büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Vücudunuzu glukoz yakıtıyla çalışır hale getirir ve glukoz metabolizmasını bozar. Bu yüzden artık glukoz veya şekerle çok iyi baş edemezsiniz. Bu yüzden insülin direncinin büyük nedenlerinden biri strestir. Prednizon, insülin direnci ve diyabet yüzünden oluşan yan etkileri yaratır. Bu biraz ilginç bir konudur çünkü şekerin etkileri stresin etkilerine benzer. Bu yüzden şeker tüketmeseniz bile stres yaşadığınızda vücudunuz şeker tüketmişsiniz gibi davranmaya başlayabilir. Prednizon hakkında bilmeniz gereken birkaç şey var. Bir kere almaya başladıysanız çok hızlı bir şekilde bırakmamalısınız. Bunu doktor kontrolünde azaltarak bırakmalısınız. Çünkü vücudunuz prednizonun etkilerine bağımlı hale geldiğinden yavaşça azaltılarak bırakılmazsa daha ciddi yan etkiler oluşabilmektedir. Kullanıldığında vücut kendi kortizolünü üretmeyi durdurur. Bu yüzden eğer çok hızlı bir şekilde bırakırsanız ve böbreküstü bezleriniz bunu üretmezlerse neler oluşabileceğini düşünün. Çünkü bu mekanizma herkeste eski haline hemen dönemez. Bazen insanlar ilacı bıraktığında semptomlar hemen geri gelir. İşte prednizon kullanımı ile ilgili zorlu bir ikilem budur. İltihabi durumlarınızı ve belirtilerini giderir ama sonra ilacı bıraktığınızda sizi bunlardan koruyacak olan nedir? Tabii ki prednizonu sonsuza dek kullanamazsınız. Ne kadar çok alırsanız sisteminiz o kadar zayıflar. Fakat almadığınızda da semptomlar geri gelir. Yani gerçekten de sıkıntılı bir durum söz konusudur. Prednizon alıyorsanız bunun birçok besin maddesini tükettiğini bilmelisiniz. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, B vitaminleri, C vitamini ve krom gibi besinleri tüketir. Harika bir eczacı var. Sırf prednizon konusuna yoğunlaşan bir kanalı var. Bu kanalın linkini aşağıya bırakacağım. Gerçekten harika bilgiler içeriyor. Asıl önemli mesele şu ki, prednizon ve kortizol sizi önemli besinlerden yoksun bırakır. Dolayısıyla prednizon alan biri bu besinleri de almalıdır. Özellikle prednizonu bıraktığında bunlar sayesinde daha az komplikasyon yaşayabilir. İster prednizon alıyor olun, ister kronik stres yaşıyor olun, kortizolü nasıl azaltabileceğimizden bahsedelim. Stresi azaltmak için yapabileceğiniz bir numaralı şey, stresin kaynağını bulmak ve onunla başa çıkmaktır. İnsanlardan mı gelir? Yoksa izlediğiniz ve size kötü haberler veren videolardan mı? Yani sizi üzen her neyse onunla başa çıkmak zorundasınız. Bu konu üzerine birkaç video yayınladım. Yapabileceğiniz başka şeyler de var. Çoğu zaman bu sürekli kronik zihinsel stres altındayken, vücut fiziksel stres ile zihinsel stres arasındaki farkı bilmez. Bir kaplan tarafından kovalanmak, belirli bir seviyede kronik stres yaşamakla eşdeğer olabilir. Bence bununla başa çıkmanın iyi bir yolu da fiziksel aktiviteler yapmaktır. Tabii ki egzersiz ve özellikle doğada uzun yürüyüşler yapmak iyidir. Ayrıca sanat ya da müzik gibi belirli hobilerin etkileri hakkında harika veriler var.
Kortizolü ve stresi azaltmak amacıyla dikkatinizi dağıtmak suretiyle ciddi yarar sağlar. Endişe, stresin en kötü halidir. Çünkü hiçbir sorunu çözmenize yardımcı olmaz. Sadece onları düşünürsünüz ve kurcalar durursunuz. Bu yüzden zihninizden o düşünceleri atıp başka şeylere ne kadar odaklanabilirseniz, besinler, magnezyum, potasyum, B1 ve özellikle D vitamini açısından o kadar faydalı olacaktır. Şu konuyu da belirtmeliyim ki, prednizonun yan etkilerinden bazıları da zihinsel işlev kaybı, hafıza ile odaklanma sorunları ve ayrıca beyin sisidir. Kortizolü azaltmak için gerçekten iyi olan başka bir şey de ashwagandadır. Başka adaptojenler de var ama ashwagandha gerçekten iyidir. Yapabileceğiniz bir sonraki şey nefesinize odaklanmaktır. Nefesiniz sizi rahatlama ve sakinlik haline getirebilir. Solunumunuzu yavaşlatarak kortizolü düşürebilirsiniz. Bu konuyla ilgili videolarım var. Eğer nefes alışverişinizi dakikada 6 sefere kadar indirebilirseniz, yani 5 saniye boyunca nefes alıp 5 saniyede nefes verirseniz ve bunu kontrol edebilirseniz panik atak durumundan çıkmanıza yardımcı olabilir. Uykunuzu iyileştirebilir ve kortizolü azaltabilir. Yakında yeni ve gerçekten harika bir cihaz çıkartacağız. Belki siz bu videoyu izlerken zaten çıkmış olabilir. Açıklamalardan bunu kontrol edebilirsiniz. Bu bir cihazdır. Burada oksijene değil, nabız oranınıza bakıyoruz. Nabız oranından çıkarabileceğimiz veriler var. Kalp hızı değişkenliğini ölçen bir teknoloji var. Bu stres ve rahatlama döngüsünü ölçmektedir. Çünkü böylece ne durumda olduğunuzu görebilirsiniz. Eğer bir şeyi ölçemezseniz, onu geliştiremezsiniz. Bu, vücudunuzun içinde neler olduğunu bilmenin, stres ve rahatlama durumunuzun ve strese uyum yeteneğinizin gerçekten ne durumda olduğunu görebileceğiniz çok iyi bir objektif ve görsel bir araçtır. Bu gerçekten harika bir teknolojidir. Bu cihazı ABD'de çıkarmaya hazır olduğumda ilgili linki aşağıya bırakacağım. Bu sürede kortizolü düşürmek için gerekli 25 yöntemin tam listesini istiyorsanız, bunun için web siteme ait bir link ekleyeceğim. Aşağıdaki linke tıklayın, web siteme gidin, ücretsiz indirin ve bu bilgileri kendi stresiniz için uygulamaya başlayın.